Her şey senden, sen ganisin. Rabbim sana döndüm yüzüm. Hem evvelsin hem ahirsin. Rabbim sana döndüm yüzüm. İşlere inşirah veren, sevinç veren akıbet Müslümanlara aittir. Diğerlerinin akıbeti kapkaranlıktır. Sadece bugünü yaşayanlar, perspektiflerinde yarın, öbür gün, daha öbür gün olmayanlar, ula diyenler, havlayanlar, ukbaya karşı kapalı kalanlar, öbür tarafta bin hasret, nedamet ve keşkelerle iki büklüm olup kıvranacaklar ama fakat mafatı, yani kaçırdıkları şeyleri telafi etme imkanı olmayacak. Onun için burada başa gelen her şeye karşı sabırla mukavemet etmek lazım. Ne olursa olsun, ne cennet sevdası, ne cehennem korkusu, namı celili nebevi bir gün dünyanın dört bir yanında bayraklar gibi dalgalanacaksa, gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş diyerek yürümek, meydan okumak, üzerinize gelen ifritlere karşı, Yezidlere karşı, Şeddatlara karşı. Hiç eksik olmadı o muhalif rüzgarlar, o her şeyi saçıp savuran şeyler. Seyyidina Hazreti Nuh Aleyhisselam, Ülül Azim peygamberlerin ilki, Adem öyle, Safiyullah, Allah'ın binlerce salat selamı Efendimizin, onun ve bütün enbiya ve mürselinin üzerine olsun. O da değişik ızdıraplara maruz kaldı. Alallahi tevekkeltu fe ecmu emrakum ve şurekaekum sümme la yekun emrukum aleykum umme sümmaktu ileyye fela tündiru. Ben Allah'a güvendim, dayandım. Bütün hilelerinizi, komplolarınızı toparlayın. Üzerime gelin benim isterseniz. İçinizde bir ukde kalmasın. Şunu da yapsaydık demeyecek şekilde neyiniz varsa bütün imkanlarınızda ey Robespierre'ler, ey Yezidler, ey Haccaçlar, ey Allah'tan korkmayan tiranlar. فَاَجْمُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ Ortaklarınızı da yanınıza çağırın. Sürüler gibi sizin dediğiniz her şeyi alkışlayan, mesavinize bile alkış tutan ve mabette bile insanları kandırdığınız o sürüleri, onları da toplayın, üzerimize gelin. فَاَجْمُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ Keşke şunu da yapsaydık demeyecek şekilde öyle hazırlıklı gelin. Çünkü ben alallahi tevekkeltum. Sümme la yekun emrukum aleykum humme. Sümme kudu ileyye ve la tunzirun. Sonra da yapacağınız şey yapın. Hükmünüzü kaza edin. Ül-azim bir peygambere yakışan bir eda ile Allah karşısında devrilmeyenler gibi dimdik duran Nebi, arkadan gelen müminlere örnek olma tavrı sergiliyor. Allah'a inanıyorsanız böyle olun. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Ülül Azim peygamberlerin ikincisi, Hazreti İbrahim aleyhisselam, Ceddi Nebi, Ebul Enbiya, peygamberlerin babası, belaya ve musibete maruz kaldığı zaman, Rabbena aleyke tevekkelna, ve ileyke enebna ve ileyke almasir. Rabbim sana tevekkül oldum. Ve ileyke enebna sana yöneldim, inabe ettim. Ve ileyke almasir sonuçta varış da zaten sanadır diyor. Bütün Nemrutlara karşı, Robespierre'lere karşı, Yezidlere karşı onunki Nemrut, Nümruz. Meydan okurcasına dimdik duruş örneği sergiliyor. İşte böyle durun. Allah böyle durmadan memnun oluyor, razı oluyor diyor. Bir başkası bakıyorsunuz, o tertemiz soluklardan Alallahi tevekkalna Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bilhak
ve ente hayrul fatihin. Allah'a tevekkül oldum. İşimi ona havale ettim. Allah'ım benimle kavmim arasında fatih sensin. Müfettihül ebvab sensin. Çöz, açılmayan kapıları çöz. Paslanmış bu kilitleri çöz. Bir fereç, bir mehreç ihsan eyle diyor. O da için Allah'a karşı öyle döküyor. Ve ama dimdik duruyor, eğilmiyor. Allah'a dayanmışsa şayet eğilmesi söz konusu değildir onun diyor. Hep böyle olmuş. Seyyidina Hazreti Musa, Mudurül Azim peygamber, en sıkıştığı anda Firavun bütün ordularıyla bir avuç İsrailoğlunun üzerine geldiği ve karşılığına aşılmaz bir nehir, bir derya geldiği dönemde hiç tereddüt etmeden inne ma'ye rabbi seyehdin, Rabbim benimle beraberdir, mutlaka bir yol gösterecektir diyor tereddüt etmeden. Ve deniz şak oluyor, onlar geçiyor, Yezid boğuluyor, Haccaç boğuluyor, Tiran boğuluyor. Onlar belki bir kısım imtihanlarla yoğruluyor ama özlerine ulaşıyor ve Allah'a vasıl oluyorlar. Allah kendisine vasıl olmaya muvaffak eylesin. Sizi bu yola sevk eden, bu yolda önünüzü açan, yapmanız gerekli olan şeyleri sizin içinize atan Allah Celle Celaluhu'dur. Eğer bu yola sizi o sevk etmişse, eğer onun yolunda yürüyorsanız, eğer ona doğru yürüyorsanız, eğer Hazreti Pir'in dediği gibi gözünüzde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu, milletinizin imanını selamette görmek için koşturup duruyorsanız, bence o ona doğru yürüyenleri hiçbir zaman yolda yalnız bırakmamıştır. İşte Hazreti Adem, işte Hazreti Nuh, işte Hazreti Musa, işte Hazreti İsa, işte Hazreti Yunus İbni Metta, işte insanlığın iftihar tablosu Hazreti Ruhu Seyyidül Enam, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yol onun, güzergah onun Allah'ın izniyle. Sur'da bir gedik açtık, mukaddes mi mukaddes? Ey kahve rüzgar, Yezidlerin, Haccaçların, Tiranların estirdikleri gelip geçici suni rüzgarlar. Hangi taraftan esersen es. Sur'da gedik açıldı bir kere Allah'ın izniyle. Fethin yolu göründü. Neyin fethinin yolu? Gönüllerin fethinin yolu. Herkesin İslamiyet'e açılmasının yolu. İslam'ın dırakşan çehresinin görülme ve insanların vicdanında imrenme duygusu uyarma. Kapıları ardına kadar, kale kapıları gibi açıldı Allah'ın izniyle. Varsın sen ilahi, yine varsın, yine varsın. Gönlümde, aklımda, hissimde hep varsın. Onu koruma, onun maiyetine talip olma, ta o maiyete ermek suretiyle Allah'ın izni inayetiyle yalnızlık yaşamama. Sen varsın, ne gam var. Sen olduktan sonra her şey var demektir. İnsanlığın iftihar tablosunun orada la tahsen innallaha ma'ana ayet-i kerime içine giren beyanından farkı var mı bunun? La tahsen, tasalanma dostum. Allah bizimle beraberdir. Mahiyeti ilahiyeye eren bir insan bence hiç tasalanmamalı. Kaybettiği yerde en büyük şeyi kazanmış olur. Hani sahabi İhanet eden insanlarla savaşırken sinesinden bir mızrak yiyor. Adeta bir la haline geliyor mızrağın üzerine. Hazreti Hamza'nın şehadeti de öyledir. La, yok olma. İnsan yok olduğu an gerçek varlığa erer. Orada dudaklarından dökülen ve çevrede yankılanan şu mübarek ses. Füstü ve Rabbil Kâbeti. Fevzü necata erdim, kurtuldum. Kabe'nin Rabbine yemin olsun. O sizi yalnız bırakmayacak, yalnızlığa feda etmeyecek, yalnızlığın hasretini yaşatmayacaktır. Çünkü o el-baki diyor, bakidir her zaman. Dün nasıl varsa bugün öyle vardır, yarın da yine öyle var olacaktır, var olacaktır, var olacaktır. Ezeli, ebedi olan O'dur.